Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflarımız okutulan kelam dersimizin 2. dönem 1. yazı çalışma sorularını yapacağız. Değerli arkadaşlar kanalımızda 12. sınıf ait oynatma listemize girdiğiniz zaman kelam dersimizin tüm ünitelerinin konu anlatımlarını, ünite değerlendirme sorularını bulabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda 12. sınıf ait diğer ders içeriklerinde bulabilirsiniz diyor. Hemen test sorularıyla başlayalım sorularımızı çözmeye. Din Allah tarafından insanları doğruya sevk etmek üzere vahiy yoluyla ve peygamberleri aracılığıyla gönderilen ilahi kurallar bütünüdür. Dinin iki temel kaynağı Kur'an ve Sünnet'tir. Dini yorum ise dinin hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan anlayış farklılıklarıdır. Kur'an'da ve Sünnet'te varlığı ve manası kesin olan hususlarda dini yorum oluşturulamaz. Burada bize din ile Dini yorum arasındaki farktan bahsediyor. Dinin Allah tarafından gönderildiğini, dini yorumlarınsa dinin uygulanması esnasındaki görüşlerden oluştuğunu bizlere bahsediyor. Verilen bilgilere göre din ve dini yorumla ilgili olarak hangisi söylenebilir? Muhkem yani anlamı açık ve net ayetlerde dini yorum yapılamaz. Niçin? Çünkü bakın burada diyor ki Kuranda ve Sünnette varlığı ve manası kesin olan hususlarda dini yorum oluşturulamaz. Yani Allah namazı farz kıldıysa, namazın belirli vakitlerde kılınması farz ise bununla ilgili herhangi bir yorum yapılamaz. Bu doğru. Yine de diğerlerine bakalım. Kur'an ve sünnette yer almayan konularda dini yorum yapılamaz. Müteşabih yani anlamı kapalı ayetlerde dini yorum yapılamaz. Kur'an'daki tüm ayetler dini yorum kapsamında değerlendirilir. Peygamberimizin sünnetleri dini yorum kapsamına girmez diye maddelerimiz zaten dördü da yanlış maddeler. Cevabımız Adana. İkinci sorumuzu yapalım. İnsanların dini konularda farklı düşünceler sahip olmaları ile ortaya çıkan gruplar vardır. Bunlara ortaya çıkış sebeplerine göre farklı isimler alırlar. Dini gerekçelerle ortaya çıkan gruplara mezhep, siyasi gerekçelerle ortaya çıkanlara ise fırka denilir, değil mi? Buna göre aşağıdakilerin hangisi bir fırkanın doğuşunda etkili olan konulardandır? Yani siyasi gerekçelerle ortaya çıkanları bulacağız. Allah'ın evreni altı gününde yaratması, hilafet ve imamet konusundaki tartışmalar, namazın farzları ve vacipleri meselesi, zekat, fitre ve fidye miktarlarının tespiti, Cemel Savaşı'na katılanların dini açıdan durumu. Sevgili arkadaşlar burada hilafetle ilgili peygamberimizden sonra sıra sıra biliyorsunuz Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, devlet başkanı olmuşlardır. Ancak Hazreti Ali dördüncü sıradadır. İşte bu dördüncü sırada olan Hazreti Ali ile ilgili tartışmalar nedeniyle Şia görüşü ortaya çıkmıştır. Bu da işte siyasi gerekçedir. Cevap Bursa. Üçüncü sorumuzu yapalım. İslam'ın inanç ve ibadetle ilgili konularında farklı kanaatlerin sistematik hale gelmesiyle mezhepler ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki hangisi bir mezhep değildir? Hanefilik, Hanefi Ebu Hanife'nin, Maturidilik zaten Hanefiliğin itikattaki kolu. Eşarilik, şafiliğin Kadirilik sevgili arkadaşlar nedir? E, kadirilik ise e, bir tasavvufi yorumdur. Yani mezhep yorumu değildir. Şafiilik ise zaten İmam Şafii'nin mezhebidir. İtikattaki kolu da eşarilik. Bunu da unutmayın. Şafiilik dediğimiz zaman eşarilik. Hanefilik dediğimiz zaman da maturilik itikadi kolları olarak aklımıza kalsın. Kadirilik de dediğim gibi tasavvufi bir yorumdur. Din ve dini yorum kavramlar arasındaki farklar konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Din ve dini yorum yukarıda geçmişti. Din tektir. Dini yorumlar birden fazla olabilir mi? Evet olabilir. Din evrenseldir. Dini yorumlarsa bölgeseldir. Değil mi? Evet. Din vahye dayanır. Dini yorumlar kişilerin görüşlerine dayanır. Evet. Dini hükümler Dinin hükümleri değişir, dini yorumlar değişmez. Böyle bir şey olur mu? Din değişmez, dini yorumlar değişir demeliydi. Din bağlayıcıdır. Evet, dini yorumlar herkese yönelik bir bağlayıcılığı yoktur. Doğru. Dolayısıyla dördüncü maddemizin yanlış olduğunu gördük. Beşinci sorumuza devam edelim. İslam dini üç ana temel üzere kurulur. Bunlar inanç, ibadet, ahlak kurallarıdır. Kelam ilminde inanç konuları hangi isimle yer alır? Zaten dersimiz kelam. Kelamda fıkıh, muamelat, itikadi meseleler, ukubat, etik. Sevgili arkadaşlar, kelam ilmi itikadi konularla ilgilenen konulu konuyu ele alır. Cevap Ceyhan. Dinin esaslarına bağlı kalarak ve zamanı şartları dikkate alınarak inanç ve ibadet konularında farklı yorumlar ortaya çıkmıştır. Bu yorumlara mezhep adı verilir. Yorum farklılarının sebebi siyasi olduğunda meydana gelen oluşumlara fırka denir. Aynı şekilde inanç ve ibadet konularında oluşan yorum farkları zamanla siyasi söylemlere de gelişebilir, dönüşebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada bize ne anlattı? Yorum farklılıkları sonucunda ortaya çıkan mezheplerin zamanla siyasi fırkalara dönüşebileceği. Mezhep ve fırka kavramları çıkış sebepleri itibariyle birbirinden farklıdır değil mi? Doğru. Siyasi tartışmalar sebebi oluşan yorum farklarına fırkaları doğurur. Doğru. İbadet konulardaki yorum farkları mezheplerin doğuşuna zemin hazırlamıştır. Doğru. Mezhep ve fır fırka kavramları zamanla iç içe geçebilir ve ayırt edilmeleri güçleşebiliyor. Fırka ve mezhepler yorumlarını zamanla değiştirdiğinde ortak bir isimle ifade edilebilir mi? Hayır. E ne yapar? Mesela Hanefilik, Şafilik, Maturidilik artık bir görüş haline gelmiştir. Bunların birleşmesi ya da değişmesi söz konusu değildir. Cevap Edirne. İslam düşüncesinde yorum farklarının başlıca sebepleri şunlardır. Dini metinlerin lafızlarından kaynaklanan sebepler, hilafet meselesi ve siyaset, Müslüman arasındaki iç savaşlar, yabancı din, kültür ve medeniyetlerin etkisi, İslam'ın insanları tanıdığı fikir ve vicdan hürriyeti, insanın düşünen bir varlık olması. Bunlardan hangisi siyasi sebepler olarak değerlendirilir? Bunların tamamı fırkaların fir mezheplerin ortaya çıkmasında var. Ancak bize siyasi olanı soruyor sevgili arkadaşlar. Baktığımız zaman hilafet meselesi az önce de işlemiştik işte siyasidir. Müslüman arasındaki iç savaşta işte Cemel Barkası gibi Sıfırın Savaşı gibi değil bunlar da etkiledi. Dolayısıyla e, diğerleri kültürel ve düşünce yönündendir. Ancak 2 ve 3 Bursa şıkkımız nedir? Ve siyasi sebeplerdir cevap Ceyhan. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bazen açık ve anlaşılırken bazen anlamı kapalı olup anlaşılması yüksek seviyede bilgi gerektirir. Anlamı kapalı olan ayetlere müteşabih ayetler denir. Bunlar farklı şekilde anlaşılma ve yorumlamaya müsaittir. Diğerlerine zaten muhkem ayet denir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi müteşabih ayetlere örnek olabilir? Bakalım. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onların onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Burada herhangi bir kapallık yok değil mi? Onların diliyle göndermiş. Dolayısıyla bu muhkem ayettir. O gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa kurulandır. Evet buradaki altı gün arş, arşa kurulma nedir? Bunların hepsi müteşabihtir değerli arkadaşlar. İşte bunlar farklı yorumlanabilir. Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Yine bu da açıktır, muhkem. Turi Sina'da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytin verir ki bu da açık ve net. Yeryüzüne bir bakmazlar mı? Onlara her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Baktığımız zaman Rabbimizin büyüklüğünü zaten görüyoruz. Bir ışıkımız müteşabittir, anlamı kapalıdır, farklı yorumlar yapılabilir. İslam aleminde geçmişte ortaya çıkan itikadi ve siyasi mezhepler bugün de varlığını devam ettirmekte ve Müslümanların hayatına yön vermektedir. Birden çok yorumun ortaya çıkması Müslümanların hayatını kolaylaştırdığı gibi İslam'a girecek olanların sayısına da olumlu katkı sağlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İtikadi ve siyasi yorum farklılıkları Müslümanların birliğine zarar vermiştir tam tersine. İslam'a girecek olan kimseler için yorum farklarının fazlalığı dezavantaj olmuştur. Tam tersine avantaj oluyor. Yorum farklarının fazlalığı bir eksiklik değil, zenginlik olarak görülmektedir. Ümmetimin ihtilafında rahmet vardırdır Efendimiz. O yüzden mezhepler insanlara yol göstericidir. İnsanlar o mezhepler sayesinde dinimizi daha iyi anlayıp daha güzel yaşayabilmektedirler. Çünkü mezhepler olmasaydı değerli arkadaşlar, her birimizin Kur'an ve sünneti tek tek inceleyip, onlardan hüküm çıkarıp onları anlayıp uygulamamız gerekirdi ki bu da gerçekten çok zor ve zahmetli bir şey. O yüzden alimlerimiz Ebu Hanife, İmam Şafii gibi e, dört ana mezhep, Malikilik, Hanbelilik bizim yerimize düşünmüşler. İtikadi, inanç konularımızı, ibadet konularımızı sistemli hale getirmişler. Bize düşen onlara uymaktır, onlara uygulamaktır. Cevabımız Ceyhan Dört halife dönemindeki siyasi tartışmalar ve iç savaşlar sebebiyle çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Bu durum Müslümanlar arasında derin izler bırakmış ve yeni tartışmalar doğurmuştur. Aşağıdakilerin hangisi iç savaşlar sonrasında ortaya çıkan itikadi tartışmalardan birisidir diyor. Bakalım adam öldürmek büyük günah olduğuna göre bu fiil işleyenlerin durumu nedir? Bakın burada katil maktul olay var. Birisi öldürüyor, birisi mağdur oluyor değil mi? Birisi de hapse giriyor, günahkar oluyor. İşte burada bu bir itikadi tartışma mı değerli arkadaşlar? Evet. Yerlerine de yine bakalım. Ayet ve hadislerin inanç konularında delil olmasının temel ölçüt nedir? Bu inanç konuları ilgili. Felsefe ve mantık ilminin kelama dahil olması faydalı mı, zararlı mı? Kur'an anlamak ve yorumlamak için belirli düzeyde ilim sahibi olmak gerekir mi? Müteşabih ayetlerin yorumunda takip edilmesi gereken metot ne olmalıdır? Evet değerli arkadaşlar burada işte gördüğünüz gibi itikadi konulardan büyük günah konusu ele alınmıştır. Cevap Adana. İslam düşüncesinde yorum farklılığının sebeplerinden biri hilafet tartışmaları ve siyasettir. Şia'nın imamet meselesini imanın şartlar arasında sayma sebebiyle bu konu mezhepler arasında tartışmalara sebebiyet vermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Hilafet ve imamet meselesi İslam düşüncesinde yorum farklılığına sebep olmuştur mu? Evet. Hilaf, halife seçimi dünyadaki benzer örneklere bakılarak en uygun yöntemle belirlenmiştir diyor. Hayır o zamanki şartlara göre en güzel oydu. Bunu söyleyemeyiz. Diğerlerine de bakalım. Kur'an-ı Kerim'de imamet meselesiyle ilgili kişi veya grup isimleri verilmemiştir. Doğru. Hilafet ve imamet tartışmaları özü itibariyle dini bir tartışma konusu değildir. Siyasi bir tartışmadır. Evet. İmamet konusu Şia tarafından iman konusu sayılması bile mezheplerce ele alınmıştır. Cevabımız Bursa. İtikadi mezheplerde, temel meselelerden hiçbir farklılık yoktur değil mi? Allah'a iman, peygamberlere iman, ibadetler konusu gibi. Namazların beş vakit olması, rekat sayıları, Ramazan ayında orucun farz olması, zenginlere zekatın farz olması ve gücü yetenlerin hacca gitmesi tüm mezheplerde ortak bir inanç konusudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İtikadi konularda temel ve detay meseleden hiçbir farklılık yoktur. Doğru değerli arkadaşlar. Ee, bakalım itikad temel pardon detaylarda farklılık var. Temelde yok ama detaylarda var. Oraya geçtik. İtikadi mezhepler namaz, oruç, zekat gibi temel konularda farklı yorumlar geliştirmişlerdir. İnsanlar ve yaşadıkları şartlar aynı olduğu için itikadi yorum farktan aynı olması gerekir. Hayır. İtikadi yorum farkları insanlara alternatif uygulama imkanları vererek zenginlik sağlamıştır diyor itikadi konuları farklı yorumlar İslam'ın emir ve yasaktan uygulanmasını zorlaştırmış değil, kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla yorum farklıları bir zenginliktir. İnsanların dini yaşamasına birer alternatif sunmaktadır. Cevap Denizli. Ebu Hanife'nin görüşlerini mavera Nehir bölgesinde devam ettiren ve geliştiren İmam Maturidi ile Basra bölgesinde Mu'tezile mezhebinden ayrılarak görüşlerini açıklayan İmam Eş'ari, Ehli Sünnet'in en önemli iki temsilcisi olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ehli sünnet peygamber efendimizin ve ashabının yolunu takip etmeyi metot edinmiştir. Doğru. Ehli sünnet inanç ve amel bakımından bütün meseleler için orta yolu temsil etmektedir. Doğru. Ehli sünnetin ilk temsilcileri Hasan Basri ve İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Doğru. İmam Maturidi itikadi görüşlerini Ebu Hanife çizgisinde devam ettirmiştir. O yüzden itikadi mezheptir. Ehli sünnetin ekolleşme döneminde ilk temsilcisi imami Eş'ari diyor. Hayır Ebu Hanife'dir. Cevabımız Edirne Eş'ari Şafii mezhebinin değerli arkadaşlar koludur. Selefilik, Allah'ın sıfat ve fiilleri başta olmak üzere inanç konularına ait olan ayet ve hadisleri hiçbir yorum yapmadan kabul eden bir yaklaşımdır. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi selefi bir akide yani inanç olamaz. Allah'ın şanına uygun düşmeyen şeylerden tenzih etmek, müteşabih konularda yorum yapmadan kişinin aziyetini kabul etmesi, müteşabih konularda soru sormayıp sükut etmek, Allah'ın isim ve sıfatlarını Kur'an ve hadislerini nasılsa öyle tasdik etmek, bunların tamamı değerli arkadaşlar selefinin görüşleri. Allah'ın ahirette müminler tarafından görüleceğini kabul etmekse, Rüyetullah olayı selefiler için söylenmeyecek bir konudur cevap Edirne. İtikadi mezhepler içinde bilgi kaynağı olarak akla çok fazla yer vermesiyle ön plana çıkan bir ekoldür. Hasan Basri'nin des halkasından ayrılan vası bir Ata tarafından kurulduğu kabul edilir. İnanç esasları tevhid, adalet, el menzile, beyn el menzile, teyn el vaad, e, vel vaid ve emri bil maruf, nehyan el münker olmak üzere beş temel ilkesi vardır. Abbasiler dönemin devletin resmi mezhebi olan bu ekolün günümüzde fazla takipçisi yoktur. Burada Hasan Basri'den ayrılan Zaten vasılı binatayı görürseniz, 5 temel ilke dediğimiz yukarıdaki maddeleri gördüğümüz zaman direkt mutezile mezhebi aklımıza gelecek cevap Adana. Aşağıdaki itikadi düşüncelerden hangisi ehli sünnete uygun değildir? Kalbinde iman olduğu halde baskı altında inkar eden kimse Allah katında mü'mindir. Doğru. Allah'ın zatî ve subuti sıfatları vardır. Bu sıfatlar Allah'ın zatının ne aynısı ne de gayrısıdır. Doğru. Hilafet ve imamet bir iman meselesi değildir. Halifenin kim olacağı naslarda yer almaz. Doğru. Adam öldürmek büyük günahtır. Meşru bir gerekçe olmaksızın adam öldüren kişi dinden çıkar demiş. Hayır değerli arkadaşlar. Ehli sünnette böyle bir düşünce yoktur. Katil olur. Büyük günah işlemiş olur. İnsanların fiilleri de dahil olmak üzere alemdeki her şeyi yaratan Allah'tır. Cevap denizli. Kelam ilminde bir konunun inanç yani akide konusu olabilmesi için Kur'an-ı Kerim'in açık ve anlaşılır bir ayetin olması veya mütevatir bir hadisin olması gerekir. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi bir akide yani inanç olamaz. Allah'ın sem'i, basar gibi sıfatlarının olması, evet. Hz. Muhammed peygamberlerin sonucu Hatem'in enbiya denmesi, evet. Melekleri iman etmek temel inanç esaslarından birisidir, evet. İnsan fiillerini efali ibad kendisi yaratır. Hayır değerli arkadaşlar bununla ilgili Kur'an'da ve sünnette sahih sünnette böyle bir söz konusu değil. Dolayısıyla bunlar inanç konusu içinde yer almaz. İnsan öldükten sonra yerinden diriltilecek vel bansu badel mevt. İmam Maturidi'nin iyi kötü ile ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? İmam Maturidi'lik, Hanefilik mezhebinin itikadi kolu biliyorsunuz. İyi ve kötü insanların bileceği bir konu değildir. İyi ve kötü Kur'an ve hadislerde belirlenir. İyi ve kötü insan tabiatında var olduğu için akılla bilinir. Evet, mahturlukta akılcılık önemlidir. İşte burada da iyi ile kötüyü e, tabiatında yani fıtratında olduğu için insanın bilebileceğini söyler. Cevabımız Ceyhan. Allah'ın emretikleri yasadıkları kötüdür. Naslarda olmayan konularda iyilik ve kötülük aranmaz. Cevap Ceyhan. İtikadi mezheplerin öğrenildikten sonra isimlerinin veya görüşlerinin unutulduğunu fark eden Betül, mezheplerle ilgili görüşlerini hatırlatacak bir kavram haritası yapar. Mutezile beş temel ikiz yani usulü hamse yukarıda saydık, cebriye insan rüzgarın önündeki bir yaprak, haricilik hakem olayı, hüküm yalnızca Allah'ın ayeti, şia halifelik Hazreti Ali ve onun soyundan gelenlerdir. Mürciye büyük günah işlendiğinden çıkar ebedi cehennemliktir Betül'ün kavram haritasından hangi mezhebin görüşünü yanlış vermiş? Zaten mürciyeye kadar hepsine doğru demiştik. Mürciye'de büyük günah işleyen dinden çıkmaz değerli arkadaşlar. Maddesi demesi lazımdı. Yanlış söylemiş cevap Edirne. Mezheplerin doğuşunda itikadi anlamda en çok tartışılan konu büyük günah işleyen kimsenin durumudur. Büyük günah işleyen kimselere kafir olur ve ebedi cehennemde kalır diye mezheplere karşı büyük günah işleyen kimsenin durumunu ahirete bırakalım diyen başka bir mezhep daha ortaya çıktı. Bu mezhep büyük günah işleyen hakkında hükmü Allah'a bırakıp ahirete ertelemesinin uygun olacağını iddia etti. Onlara göre amel imanın bir parçası değildir. Artmaz, eksilmez iman Allah'ı bilmekten ibarettir maddesi. İşte yukarıdaki Betül'ün yanlış bildiği, yanlış cevap verdiği soruydu. Mürciye'ydi değerli arkadaşlar. İşte Mürciye'ye göre büyük günah işleyen yani durum Allah'a kalmıştır. İster affeder, isterse mahveder. Evet sevgili arkadaşlar, böylece dersimizin yazılıya hazırlık çalışma sorularımızın sonuna geldik kanalımızda. Diğer derslerle ilgili yazılı sorularını,